enflasyonun şimdi söylenmesi lazım. Gökmen'in sunumu çok güzeldi. Sıfır. Tekrar ediyorum. Beyin cerrahisinde, akromegalide, son en azından 200 hastada beyin omurilik sıvısının post-op dönemde gelme oranı bu sıfırda beraberinde post-op tekrar ve operasyonu da veriyor. Dolayısıyla birinci söylenmesi gereken bu. Majör vasküler yalanma sıfır. Dolayısıyla artık endoskopla bir şeyler oturmuş durumda. Elma ile armutu karşılaştırmamak için. 2007-2014, 2014-2019. Dolayısıyla birbiriyle hepsinde uyumlu. Yani vaka seçmedik burada. Gelen vakaları yapmaya devam ettik. Kavernosinüs invazyonu, makro rahamlar vesaire. Ne olmuş? Prostatal rezeksiyon postop MR'da %62'den %80'e çıkmış. Son 95 hastayı veriyorum. Erken remisyon, cerrahi remisyon %51,5'dan %66,3'e çıkmış. Daha da önemlisi geç remisyon cerrahın başarısıyla birlikte endokrinin etkilenmesiyle %86'yı bulmuş. Mesaj, son vereceğim mesajı burada ilk veriyorum. 10 tane hasta kapıdan içeri girdiği zaman akromegali diye düzgün çalışan bir hipofiz merkezinde 8 hasta, en az 8 hasta remisyonda olarak çıkmalı. Büyüklük ne olursa olsun, kavernosinüs invazyonu ne olursa olsun. Bu detaya sonra gireceğim. Bir bölümü tabii ki radyoterapi aldı. Bir bölümde ikinci cerrahiye rağmen başarısızlıklarımız var. 95 hastanın bu dökümü. Ama sonuç olarak cerrahinin %66 oranında bilinmesi gerekiyor. Devadenom neydi? Vardı devadenom. %13 bunların devadenomuydu ve kavernosinüs invazyonu. Burada çarpıcı rakam bence bu. Yani en azından bir satır. Kavernosinüs invazyonu cerrah, birazdan göstereceğim gibi endoskopik olarak bunu teyit ediyorsa, yani radyolojiyi endoskopik olarak teyit ediyorsa, çünkü tam tersi doğru, radyoloji veriyor, cerrah açıyor bakıyor, bu diyor kavernosinüs invazyonu değil, o değişik. Ama ikisi de teyit ediyor, siz 2/1'ini, 1/2'sini, bu literatürdeki en büyük rakamlardan biri, %47'sini remisyona sokuyorsunuz. Dolayısıyla en azından buna iniyoruz. Devadenom daha da enteresan. Devadenomlarda ilaç ile birlikte %80 zaten ortalama çıkarmayı başarıyoruz. En az ortalama %80. Ardından bir ilaç gelince örnekler göstereceğim. %41 remisyon. Dolayısıyla tecrübeyle birlikte, ortak çalışmayla birlikte bunun çok spektaküler rakamlara gelebileceğini düşünüyoruz. %86'da cerrah başarının oranı, multidisipliner yaklaşımlarla akromegalideki remisyon oranları. Bunu biraz önce söyledim. Örneklere geçelim. 32 yaşında akromegali, growth hormon böyle, IGF'si böyle. Bu radyolojiye göre evet, kavernosinüs invazyonu var. Hayır, cerraha göre yok. Etrafını çevirmemiş. Dolayısıyla bu olsa bile cerrah bunu çıkarmaya muvaffak olabiliyor. Tireop, postop, tire ve postopları göstermeye çalışıyorum. Tireop ve postop. Tireop 7.8, postop ilk 24 saat. Önemli mi? Önemli. Beyin cerrahları da var daha az tecrübeli olanlar. Mutlak 24 saatte, 48 saatte growth hormon bakılıyor. 2'nin altı yeterli diyorlar. Aynı fikirde değilim. 1'in altına indirdiğiniz zaman ilk 48 saatte 50'lerden bire, 30'lardan bire growth hormondan bahsediyorum. Sizin yüzünüz gülüyor. Gülebilir yüzünüz. Çünkü geç remisyonun belirgin olarak göstergesi. IGF 1 klasik rakam düşmez. Klasik bilgi düşmez. Değil. Öyle değil. Eğer başarılı bir cerrahi sonrası ona da bakacağız yüzdesi kaç. Ama ilk 24-48 saatte dramatik düşüşler olabiliyor. Üçüncü ayı bu hastanın remisyonda. İkinci hasta bir başkası. Bakın bu o klasik çizilen, Kunosp'un klasik olarak yaptığı şey. Kavernosinüs'ün internal karot arterinin üstü ve altında lezyonlar var. Gene burada da tipik olarak bir kavernosinüs invazyonu var mı? Yok. Cevap yok. Dolayısıyla bunu siz internal debulking sonrası hepsini şey yapabilirsiniz. Tümör çıkmış. Nörohipofiz görülüyor. Sağa bakıyoruz. Diyafragma sella. Normal adenohipofiz korunmuş. Medial duvar. Sizin gözünüz endoskop. Intraoperatif. MR'ınız endoskop. Endoskop göz içeri girdiğinde de medial kavernosinüs duvarına invazyon olmadığını görüyorsunuz. Nörohipofiz, sella tabanı. Yukarıda solda normal hipofiz korunmuş. Dolayısıyla bu hale geliyor. Total olarak çıkmış oluyor. Bunu kavernosinüs cerrahisi yaptım dememek gerekiyor. Dolayısıyla ilk işte 48. saatte 73'ten 0.6'ya IGF'de bu şekilde postop 3. ayda da remisyon. Dolayısıyla bu da aynı ikinci hastanın farklı olarak tireop ve postop görüntülemeleri. Bu da bizim mikroskopik olarak patolojik bulgularımız. Gene aynı birden fazla fotoğraf koymaya çalıştım. Tire ve postop görüntüler. Bu hastada postop 3. ayda remisyonda. Komplike vakalar geliyor. %100 gelmemesi mümkün değil. Aynı şey İstanbul Üniversitesi için de geçerli. Bakın bu sefer gene kavernosinüse doğru girmiş. Faktör 7'de bir eksiklik var. Alexander hastalığıymış bu.
Novo7'la girdik biz. Kanamayı durdurmamız lazım. Dolayısıyla bunu vererek growth hormon bu, IGF-1 bu. Cerrahiye girdik. O getirdi de growth hormonu süpresyon yok. Bu hasta akromegali. Ben neye bakıyorum? Bu sajital kesikte. Bakın bu sajital kesikte. Bu olduğu zaman problem. Bakın kavernöz, interna karotid bir sürü sınıflama var. Cerrah neyi kullansın? Burada önemli olan o. Yani genç jenerasyona neyin önemli olduğunu kullanmak. Superolaterale de gider. Inferolaterale de gider. Karotid, interna karotid artı sajital kesikte. O ön dönüşü. Tümörün önünde ise problem var. Çünkü benim açmam, orayı açmam daha riskli. Birazdan göstereceğim gibi tümör bunun önünde ise daha rahat çalışma imkanı var. Dolayısıyla bu daha problemli kavernöz sinüs. Bir dakika hızlı bir şekilde bakmaya çalışalım. Bir defa geniş açılıyor. Geniş bu mesajı tekrar verelim. Siz küçük açtığınız zaman manipüle edemezsiniz. Kavernöz sinüse giremezsiniz. Her akromegali vakasını geniş açmanız lazım. Kaybedeceğiniz sfenoid sinüs ön duvarı olsa bile. Geniş açıldıktan sonra dura açılmış. Duradan sonra kapsül içinde